Kriz sonrası bankalar kredi musluklarını kapattı. Bu konuyu daha önce vermiştik biliyorsun. Ve gayrimenkul sektörü de neredeyse durdu. Bunu da durur. Biliyorsun. Çünkü cash, canlı paran yoksa alamıyorsun. Nasıl alacaksın? Kredi yok, canlı para yok. Fiyatlar zaten belli yani bir noktada. O valizin içinde bond çantalarla getireceksin, koyacaksın. Bu da yani doğru bir şey mi bilmiyorum. Çünkü her şeyin banka yoluyla olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir de yani sen hak, hukuk ve elinde bir tane dekont isterken dolandırıcısı var, tapuyu aldım verdim, sen parayı onun hesabına gönderdiği neler yaşanıyor kim bilir. Şimdi ev almak ve evi satmak ya da bir araç almak bugünlerde oldukça zor. Evini arsasını satamayanlar çözümü neyde buldular diyeceksiniz. Takas yönteminde, özellikle araba karşılığı ev artışı. Murat ne dersin? Çok iyi derim. Arabamı veriyorum, parada, şey parayı aynı bulunmadan, zamanda altını mı vereyim gibi böyle bir takaslar söz konusu. Paranın bulunmadığı zamanlara geldik. Yani o da bir mercimek veriyordu, karşılığında nohut alıyordu mesela. Mısır koçanı veriyordu. O da sana işte kıyafet veriyordu. Para yoktu o zaman. Para bulunduktan sonra para devreye girdi. Şimdi para ortadan kalktı. Yine aynı hikayeye döndük. Evet. Bulgur'un yerine ev aldı. Ondan sonra Mısır koçanı yerine araba aldı. Bulgur'dan olmayalım da onu yaparken. Peki iyice bir bakalım habere. Çünkü gerçekten... Yok canım, sonuçta arabayı veriyorsun, ev alıyorsun. Alıyorsun. Ha, karşılar mı? Peki işte haberin detayları geliyor. Arabası olanlar ev almak için araba takası önerisinde bulunmaya başladılar. Şu dairenin ilanını verdim. İki tane mail geldi. Aracım var, üzerine fark verip takas yapabilir miyiz diye. Para veren kalmadı. Gayrimenkulde takas dönemi başladı. Bir süredir ev fiyatlarının yükselmesi, kredi faiz oranlarının artması nedeniyle konut satışları adeta durmuş durumda. Kimse kredi çekip ev almıyor. Haliyle bir kredi çekeyim, şu kadar faiz ödeyeyim, borca gireyim diye kendisini riske atmıyor. Diyelim ki 4-5 milyona bir daire alacaksınız. Yarısını çekip alayım derseniz bu daire size belki 10 milyona gelecek. İşte bu yüzden de ev almak isteyenler veya evini satmak isteyenler farklı yöntemler aramaya başladı. Son zamanlarda da takas yöntemi bir hayli ön plana çıktı. Takas teklifleri geliyor. Biz de bu teklifleri artık değerlendirmeye, mal sahiplerine iletmeye başladık. Sadece konut satışlarında değil, araç satışlarında da takas yöntemi kullanılıyor. Özellikle ilan sitelerinde araçlarını konut veya arsa karşılığı satmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Konutla takas yapmaya, üstünü tamamlayayım diye birçok öneriler geliyor. Hangi araba olacak ki bir evle takas yapabileceksiniz? Araba modelini yükseltmek de okey. Takasa girilir. Ama bir evle bir arabayı kıyaslayamayız. Araba sahibiyle ev sahibi kafa kafaya anlaşamazlar. Takas durgun piyasayı az da olsa hareketlendirdi. Ama uzmanlara göre çözüm olmayacak. 2024'ün belki ortalarında gayrimenkulün satışlarının hızlanacağını düşünüyoruz. Hikaye tam olarak bu. Zaten bir arabanın bir evi karşılaması söz konusu değil. Niye? Yani. Hani o milyon dolarlık arabalardan bahsetmiyor. Dilan Polat'ın arabalarından varsa üstüne 3-5 tane daire olursun, alırsın yani. Bak öyle hiç bakmamıştım tabii meseleye. Tabii canım, senin düşündüğün arabalar yani şu an 1 milyon falan filan, 1 milyona ev yok. Haklısın ama atıyorum bir jipin falan varsa 10 milyon, 8 milyon, 10 milyona çok güzel evler var diyorsun. Yani hep de yepyeni kentsel dönüşümden çıkmış harikulade evler var yani. Evet. Ha, üstünü tamamlıyorsun bir taraftan da. Ama para mefhumu ortadan biraz şöyle kalkınca tabii hani iş şeye döndü. Milattan işte baktım, milattan önce 7. yüzyılda Anadolu'da sevgili Lidyalılar bulmuş. Şimdi herhalde mezarlarda ters dönüyorlardır. Biz bu parayı niye bulduk kardeş o zaman diye yani baktığın zaman. Çünkü o zaman arpa buğdayı veriyorsun, hayvan derisi veriyorsun, başka bir şey alıyordun. Şimdi de arabayı veriyorsun. Ama ben sana şunu söyleyeyim, sadece bizde değil dünyada. Yani ne varsa ne yoksa, borcunuz varsa özellikle, elinizde mal varsa satıp savun, borcunuzu kapatın kardeşim. Önce borç kapatın. Öyle bir geliyor bir fırtına, bir şey geliyor yani. Yani var yani, öyle büyük abilerden ablalardan görüyorum yani bu iş. Duymuyorum bizzat yani, iş insanlarından bahsediyorum. Herkes malını satıp borcunu kapatma derdinde. Evet. O yüzden krediniz, şunuz bunuz varsa faizler gidebilir, coşabilir, edebilir. Tüm dünyadan bahsediyorum, memlekette tabii değil. Satıp savın, ne yapın, borcunuzu kapatın kardeşim, kafanız rahat olsun. Güzel. Vallahi günün mesajını verdin. Yani harika. Bir de tasarruf edin, tasarruf. O da çok önemli. Taş kaynatma zamanları diye bir şey vardır, bilir misin? O günlere ufak ufak böyle her şey olabilir güzel kardeşim. Winter is coming. Kışla beraber gelen fırtınadan haberdarız diyorsun.